Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özel bir gala. İlk filmde Ocak'ta yayınlanmıştı bildiğim kadarıyla. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir film bekliyoruz? Bir defa afiş çalışması çok dikkat çekici. Ben dışarıda billboardlarda da gördüm. Bayan bir yönetmenimiz var. Çok merak uyandırıcı bir afişimiz var. İzleyeceğiz, göreceğiz. Efendim, ülke olarak çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bilmiyorum, siz de illaki görüyorsunuzdur. Narinle başlayan bir süreç, ondan sonra minik çocuklarımızın Hipokrat yemini etmiş canilerin elinde, kendini doktor sanan canilerin elinde can vermesi. Ondan sonra bir terör saldırısı. Neler söyleyeceksiniz yani bu konuyla ilgili? Biz sanatçı duyarlılığıyla değil de vatandaş duyarlılığıyla. Şimdi Hipokrat yemini etmiş doktorların hepsini genellemek burada hiç doğru olmayacaktır. Her meslek grubunda bir takım hak yenmeler vardır. Bu meslek gruplarına değil direkt şahısların kendilerine yönlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Narin olayı konusunda da bizim bilmediğimiz şeylerin olduğunu düşünüyorum. Bunun daha sonra çıkacağını düşünüyorum ve bununla ilgili benim de kendimce yorumlarım var ama şu an böyle biz kitlelere hitap ettiğimiz için herkesin kafasındaki şeyi daha bir süzerek konuşması gerekir. Ben üzerinden yıllar geçtikten sonra öğreneceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum bunun ve merakla bekliyorum narin olayının asıl perde arkasını. Efendim, bu kadar zaman geçmesine rağmen ortada bir failin olmaması sizi de ürkütmüyor mu? Ürkütüyor. Yani şimdi yaklaşık 100 bin tane çocuk kayıp aslında. Evet. Bir seneye baktığınız zaman, bu tam bir sene mi tam emin değilim bu zamanla ama bu 100 bin çocuğun olduğundan eminim. 100 bin çocuktan bir tanesi narin. Ve böyle bir olayla patlak verdikten sonra bunun artık medyaya yansıması bu şekilde oldu. Ama aslında zaten çocuklar hep kaçırılıyor. Ve sadece bizim ülkemizde de değil bu. Bu Amerika'da da sürekli kaçırılıyor. İşte ben yazın oradaydım. Bu işte yollarda, tabelalarda çocuk kaçırılması, işte şu renk araba aranıyor gibi sürekli orada zaten bu tür anonslar da geçiyor. Bu sadece bizim ülkemize mahsus olan bir şey değil. Aile yapısının daha güçlü bir şekilde bilinçlendirilmesi lazım. İnsanların aile kurumunun, bizim gelenek ve göreneklerimizin unutulmaya yüz tutmuş örf ve adetlerimizin daha da sağlamlaştırılması gerekiyor. Artık insanlar akşam yemeğinde beraber sofraya oturup yemiyor bile. Bu benim çocukluğumda herkes masaya oturduktan sonra biz yerdik ve babamızın oturmasını beklerdik, annemizin oturmasını beklerdik. Ondan sonra duamızı eder, akşam yemeğimizi öyle başlardık. Şu an herkes kendi başına zaten nerede bulduğunu yiyor gibi bir şey var. Bu sadece küçük bir örnek. Kısaca bizim aslında özümüze geri döndüğümüz zaman bu tür şeylere mahal verme konusunda daha sıkı, daha birbirimize kenetlenmiş olacağımızı düşünüyorum. Aile yapısı çürük olduğu zaman, eksik olduğu zaman böyle şeyler yani buna dayandığını düşünüyorum. Bunun eksikliğinde olan bir karşılaştığımız iğrenç bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Gündüz kuşağı programlarının özellikle hani evlilik programı çok fazla yok artık ama reality programlarının, o öğlen kuşağında yayınlanan programların bu toplumsal çürümeye katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Yani bir takım şeyler ailelerin özelinde kalması gerekir. Anlaşamayan insanlar, mesela kavga eden insanlar bir takım sorunlarını herkese söylerler ya, daha sonra barışırlar. Ama barıştıktan sonra onların bütün özelini herkes bilmiş olur. Ya bu konular aile içerisinde kalmalı diye düşünüyorum ben. Ailenin bu kadar özel sırlarını, ya tabii ki orada da bir sürü suç var. O tabii ki bu programlar sayesinde cezalandırılmayı bekleyen insanlar, yani hak yerini bulan durumlar da var tabii ki. Bu konuda hiçbir diyeceğim yok ama bence ailenin içerisindeki problemler kendi içerisinde halledilecek bir platform oluşturulmalı diye düşünüyorum. Çok ütopik konuşuyorum ama. Efendim, dünyanın en büyük adliyesine sahibiz artık. Twitter. Bilmiyorum hani siz de katılıyor musunuz buna ama bütün olaylar orada cereyan ediyor. Toplumsal linçler de orada oluyor, yargılamalar da oluyor, tutuklamalar da oradan kaynaklanarak böyle toplumsal hassasiyetler çerçevesinde oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani dünyanın en büyük adliyesinin içine giriyor musunuz? Kendini orada güvende hissediyor musun Emre abi? Ya benim orada
hesabım var. Instagram'da da Twitter'da da hesabım var ama hiçbir şekilde bir paylaşım yapmıyorum. Yani Instagram'da işte daha yeni sinema filmim vizyona girdi bu ayın 25'inde. Köprü diye Gürcistan-Türkiye ortaklığı bir filmim var bu arada. Onunla alakalı bir paylaşım yaptım. İşimle alakalı bir paylaşımlar ya da çok yüreğimden hissettiğim bir durumla karşılaştıysam, bir fotoğrafla karşılaştıysam onu paylaşıyorum. Onun dışında herhangi bir polemiğe girmiyorum. Herhangi bir politik taraftan ya da siyasi bir görüşte herhangi bir şeyi paylaşmıyorum. Çünkü orası benim kişisel görüşümü insanlara dayatacağım bir yer değil. Orası benim sadece zaten ekranda görünen kadar paylaşacağım bir yer. Çünkü orası artık ekranın da önüne geçmiş durumda. Yani televizyon ekranın da önüne geçmiş durumda. Ben o hassasiyetle bu şekilde mutluyum. Yani oradaki bir takım insanların tabii ki çok böyle milyon milyon takipçileri olan insanlara göre ben paylaşım yapmadıkça o algoritmanın içerisinde yer almıyorum ama biz sosyal medya olmadan önce de vardık. Sadece Facebook vardı o zamanlar. O sosyal medya konusunda o kadar aram iyi değil diyeyim ben size. Ne olduğunu biliyorum, nasıl paylaşılır biliyorum. Montajlamayı da biliyorum. Montaj da biliyorum. Biliyorum, hepsini biliyorum ama hani yeri geldiği zaman onu paylaşmayı düşünüyorum. Twitter konusu, işte X konusu. Evet, benim de takip ettiğim hesaplar var. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor diye gazete gibi orayı kullanıyorum ama gazeteyi eskiden nasıl kullanıp atıyorsam Twitter'ı da yani X'i de sadece bakıp kapatıyorum. Herhangi bir yorum yapmıyorum. Köprü filmi neden bu kadar gecikti? Bildiğim kadarıyla geçen sene de bir ufak bir özel gösterim olmuştu. Ama bayağı gecikti diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Evet, ya yani biraz post prodüksiyon konusunda bazı konularda Gürcistan'la beraber ortak kararı almak uzun sürdü. Bir de biz yönetmenimizi çekimlerin ortasında kaybettik. Yönetmenimizi kaybedince başka yönetmenle devam ettik. Sonra başka yönetmenle ek sahneler çektik gibi şeyler oldu. Daha aslında biz bu sene ek sahneleri de bitirmiş olduk. Yani çekimlerimiz aslında bizim bu sene bitmiş oldu. Kaç sene sürdü totali? Totali 5 sene sürdü. Abi rekor sende o zaman, ben seni. Gerçekten öyle. Ya biraz da hani Gürcistan halkı çok seviyorum bu arada. Ben orada bir dans yarışmasına da katılmış bulundum. Ben aslında galamız için gitmiştim oraya. Köprü filminin galası için gittim. Kendimi i̇şte dans yarışmasında buldum. Aynen orada Noe Sula Berisse diye bir yapımcı arkadaşım, artık çok arkadaş olduk onunla da. Dedi ki programıma konuk olur musun? Bir bölüm. Ondan sonra ben dedim ki bizim filmin de hani tanıtımı olmuş olur. Burada bir yere bir katılalım bakalım, hani konuk olarak katılacağız. Dedim ne yapacağım? Dans edeceksin dedi bana. Ben dans edeceğim. Yani şimdi hani böyle gece kulübüne falan gittiğimde bile ben dans etmem. Kenarda duran adamımdır her zaman yani. Ben orada kendimi keşfettim biraz. Bir bölüm diye girdim. Eğitim aldın mı peki bunun için? İşte orada aldım. O kadar. Orada o bir haftalık süreç içerisindeki bana öğrettikleri neyse o. Canlı yayında bir de dans ettik. Benim için çok değişik bir okul. Acayip eğlendim ben orada. Bir de Latin dansları, 6 farklı dans öğrendim. Vallahi. Yani bu film Gürcistan'la benim aramda, yani kişisel olarak aramda acayip bir köprü oluşturdu. Filmimizin adı da Köprü zaten. Abi iş Brezilya'ya sıçramış. Yani... Yani şu anda Brezilya'ya gitsen yabancılık çekmezsin, anladım. Evet, evet. Ya daha önceden bir dizide de Gürcü Prensi Rati'yi oynamıştım. Benim için orada zemin hazırdı yani. Gürcü Prensi diye beni zaten orada sokaktaki insan da izlemişler. Hep bizim dizilerimizi izliyorlar zaten, hala öyle. Ne gibi belirgin benzer özelliklerimiz var onlarla? Zaten sınır komşumuz ama sen gittin gördün de onların içinde de bulundun. En çok neyimiz benziyor Gürcistanlarla? Ya bir defa yardımseverlik, misafirperverlik aynı. Ya zaten aynı toprağın insanları gibiyiz biz. Sadece aramızda bir sınır var. Zamanında çekilmiş bir sınır. Bir de yani o eskiden sınır çekildiğinde tabii orası Rusya'ydı. Şimdi orası Rusya da değil. Orası daha çok bizden. Sadece dilleri çok değişik, kültürleri çok değişik. Onlar bizim o eski... örf ve adetlerimizin yoğun olduğu zamanlar, hani o az önce bahsettim ya, beraber sofraya oturulan dönemlerimiz var ya, orası orayı korumuş durumda işte. Gürcistan bu anlamda benim gözlerimi dolduruyor. Orada bir tamada kültürü var. O masanın
beraber masaya oturulup masanın reisinin ilk önce konuşmasını yapıp sonra diğer kişilere söz hakkı verdiği bir masadır orası. Ve buna tamada kültürü denir. O orada hala var ve herkes buna uymak zorunda. Uymayanlar o masaya kabul edilmiyorlar. Şimdi biz Türkler genellikle Gürcistan'ı kaçak iPhone getirmek için kullandığımız için son zamanlarda vergilerden ötürü. Evet. Bu söylediklerini bilmiyorduk. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel şeyler anlattın. Ben teşekkür ederim. Güzel sorular sordunuz. Çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.